Evet, coğrafyanın kodları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Türkiye'nin matematik konumu nedir? Türkiye'nin matematik konumunun sonuçları nelerdir? Türkiye'nin özel konumu nedir? Türkiye'nin özel konumunun sonuçları nelerdir? Bunları öğreneceğiz. Bize verilen cümlelerin hangisi matematik konumun sonucudur? Hangisi özel konumun sonucudur? Bunları bulmayı ve bunları birbirinden ayırmayı öğreneceğiz. Kanalımı yararlı buluyorsan abone olmadan geçmiyorsun. Yorum ve beğeni atarak da destek olmayı unutma. Evet, ne diyoruz? Hadi şimdi derse geçelim. Bugün ne öğreneceğiz? Bugün Türkiye'nin coğrafi konumunu öğreneceğiz. Türkiye'nin coğrafi konumunu ikiye ayırıyoruz. Bir, Türkiye'nin matematik konumu. İki, Türkiye'nin özel konumu. Türkiye'nin matematik konumuna Türkiye'nin mutlak konumu da deniliyor. Özel konum içinde Göreceli konum kavramı da kullanılabiliyor. İlk olarak Türkiye'nin matematik konumundan başlayalım. Bakın şimdi, gelsin dünya haritamız ve üzerine Türkiye gelsin. Türkiye'nin nerede olduğunu görüyor musun? Türkiye nerede? Türkiye ekvator çizgimiz gelsin. Ekvator çizgisinin kuzeyinde yani Türkiye kuzey yarım kürede, kuzey paralellerinde olmuş oluyor. Ekvatorun güneyindekilere de güney paralelleri diyorduk biz. Bir önceki derslerde bakın birçok şey öğrendik. Bu derste bu öğrendiklerimizin Türkiye üzerindeki etkilerini öğreneceğiz. Yani onları bilmiyorsan sen sadece Türkiye'nin özel bir matematik konumunu anlayamazsın, kavrayamazsın. Onları bir öğren gel. Ondan sonra bunu öğrenmeye başlayacaksın. Evet biz devam edelim şimdi. Bakın Türkiye kuzey yarım kürede dedik. Peki hocam meridyenlere göre nerede Türkiye? Gelsin başlangıç çizgimiz Greenwich. Bakın Greenwich'in batısında olanlara batı meridyenleri diyorduk. Doğusunda olanlara doğu meridyenleri diyoruz. Türkiye nerede? Türkiye doğu yarım kürede. Yani Türkiye'nin üzerinden geçecek olan meridyenler doğu meridyenleri olmak zorunda. İşte Türkiye'nin matematik konumunu biri bana sorduğunda sen nasıl tarif edersin bunu? Bak matematik konum diyor sana sayılarla tarif etmen gerekiyor. Yani sayılardan kastımız paralel ve meridyenler. İşte işin içinde paralel ve meridyenler varsa bu Türkiye'nin matematik konumuyla alakalıdır. Diğer bir ismi de mutlak konumuyla alakalıdır. Neden mutlak konum kavramını kullanmışlar? Bakın mutlak konum değişmez konum anlamında. Sana mutlak konumu da verebilir soruda. Ne yapacaksın? Hemen düşüneceksin. Ha hocam mutlak konum. Ha bu değişmez. Paralel ve medyanların yeri değişir mi? Değişmez. O zaman ne diyorsun? Ha hocam bu mutlak konum. Yani matematik konumdur diyorsun. Peki Türkiye'nin matematik konumu nedir? Türkiye'nin matematik konumu. Bakın Ekvatorun kuzeyindeydi. Ha kuzey paralellerinde. Greenwich'in doğusundaydı. Doğu meridyenlerinde. Neyi bunlar peki? 26-45 doğu meridyenleri. 36-42 kuzey paralelleri. Şimdi gelin buna Türkiye haritasında yakından bakalım. Gelsin Türkiye haritamız. Şimdi de Türkiye haritasında meridyen ve paralellerimizi yerleştirelim. Bakın 26-45 doğu meridyenlerindeyiz. 36-42 kuzey paralellerindeyiz. Bu meridyen ve paralellerin değerlerini bilmek zorundasın. Neden? Çünkü sana soruyu bunları biliyormuşsun gibi sorar. O yüzden bunları bilmemiz gerekiyor. Bunları şu şekilde ezberleyeceğiz. Tekrar yöntemini kullanacağız. Benimle beraber tekrar ediyorsun. Başlıyoruz. 26 45 36 42 26 45 36 42 26 45 36 42 26 45 36 42. Tekrar et. Tekrar etmezsen öğrenemezsin. Bu rakamları bilmen lazım. Ezberleyerek aklında kalmaz bunlar. Unutursun. Tekrar et. 26 45 36 42 26 45 36 42 26 45 36 42 26 45 36 42 26 45 36 42 videoyu durdur. Tekrar et. Tekrar buraya geldiğinde tekrar başlat. 26 45 36 42 26 45 36 42 bak. Belirli bir süre sonra beynin bunu otomatik olarak çağıracak. 26 45 36 42 hatırlayın bir önceki derslerimizden. Geo yer. Geo yer dedi değil mi? Geo'yu bir daha unutamıyorsunuz. Unutamayacaksınız. 26, 45, 36, 42. Biri sana 26 rakamını kullandığında bundan sonra senin için artık 26 yok. 26, 45, 36, 42. 26, 45, 36, 2 var. Bak şimdi biz bunları öğrendik. Peki hocam 26-45 hangisi doğu meridyen hangisi kuzey paraleli Bunun nasıl bulacağım? Sana sorulduğu zaman hemen sorunun kenarına Türkiye haritasını dikdörtgen bir şekilde çiziyorsun. Rakamlarını da yazıyorsun hemen 26-45-36-42. Sonra bunları nasıl yerleştireceğine bakıyorsun. Bak 26-45 diyor 36-42. Türkiye Doğu-batı yönünde nasıl? Uzun. O zaman 26 45'in arasındaki rakam daha uzun. 26 45'i doğu-batı yönünde yerleştiriyorsun. 36 42. 36 42 arasındaki fark düşük. Ha o zaman hocam Türkiye'nin kuzeyi ile güneyi arasındadır bu diyorsun. 26 45 36 42 şeklinde bunu yerleştiriyorsun. İşte şu an Türkiye'nin matematik konumunun paralel ve meridyenlerini öğrendik. Şimdi de geliyoruz Türkiye'nin işte bu matematik konumunun bazı sonuçları var. Bunları görmeye. Aslında bir önceki derslerde biz bu sonuçları gördük. Nedir peki bu sonuçlar? Mesela bakalım şimdi. Türkiye'ye güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla 90 derecelik bir açıyla şöyle tam tepede gelemez. Neden gelemez hocam Türkiye'ye? Bakın yengeç çizgisini ve oğlak çizgisini çizdim. Güneş ışınları hocam ekvatora dik düşüyordu. Sonra en son 21 Haziran'da yengeçe dik düşüyordu. Sonra tekrar ekvatora dik düşüp en son 21 Aralık'ta en güneydeki oğlak dönencesine dik düştükten sonra tekrar bu döngü yengeçe gelene kadar devam ediyordu. Bir yıl geçiyordu. Bunu önceki animasyonlu derslerimizde öğrendik. Şimdi bakın güneş ışınları nereler arasında yer değiştirdi? Güneş ışınları yengeç ve oğlak dönüncesi arasında gidip gelir. Yani güneş ışınları yengeç oğlak dönüncesinin arasına dik düşer. Türkiye nerede? Türkiye yengeç Dönencesinin kuzeyinde kalıyor. Yani Türkiye'ye güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla düşemez. Peki hocam bu neyin sonucudur? Bu işte matematik konumun sonucu. Nereden anlayacağım hocam matematik konumun sonucu olduğunu? Şöyle düşünüyorsun şimdi. Türkiye'ye güneş ışınları neden dik düşemiyor? Hocam Türkiye Yengeç'in kuzeyinde, Türkiye'nin bulunduğu paralelle alakalı bir şey bu değil mi? Türkiye Yengeç'in kuzeyinde değil de Türkiye Ekvator'da olsaydı, Ekvator'daki paralelle olsaydı o zaman dik düşecek miydi? Düşecekti hocam. İşte bu bulunduğu paralelle alakalıysa Buna matematik konumunun sonucudur diyorsun. Bir de şöyle bir sağlamada yapabilirsin. Bak Türkiye'nin bulunduğu paralel değerlerini çizdim dünya üzerinde. Bakın Türkiye ile aynı paralelde İspanya var, Portekiz var, bu tarafta Japonya var değil mi? Şimdi Japonya güneş dik açıyla düşer mi? Hocam düşmez. Neden düşmez? Çünkü Japonya da yengeçin kuzeyinde. Ha bak İspanya dik açıyla düşer mi? Hocam düşmez. Neden? Çünkü o da Yengeç'in kuzeyinde. İşte bak Türkiye ile aynı paraleldeler ve onlara da düşmüyor. Yani bu paralellerle alakalı, bulunduğumuz paralellerle alakalı bir şey. Türkiye'ye özgü bir şey mi? Hayır. Türkiye'ye özgü bir şey olsaydı o zaman biz ona özel konum diyecektik. Türkiye'ye özel bir konum diyecektik. Ama bakın bu Portekiz'de de aynı, İspanya'da da aynı, Japonya'da da aynı. Yani bu paraleller arasında olan herkes de aynı bu. İşte biz buna... Matematik konumun sonucudur diyoruz. Sağlamasını da böyle yapıyoruz. Şimdi diğer örneklere de yapıp devam edelim. Türkiye'de gölge hiç sıfır olur mu? Olmaz hocam. Daha az önce söylediniz. Dik açıyla düşmesi gerekir gölgenin sıfır olabilmesi için. E Türkiye'ye güneş ışınları dik açıyla düşmüyorsa gölgede sıfır olamaz. Japonya'da sıfır olur mu gölge? Hocam orada da olmaz. Neden? Çünkü hocam oraya da dik açıyla düşmüyor. İspanya'da da olmaz. Oraya da dik açıyla düşmüyor. Amerika'da da olmaz. Oraya da dik açıyla düşmüyor hocam. Yani bu aynı paraleldeki ülkelerden ülkeye değişmiyor. O zaman bu matematik konumun sonucudur diyorsun hocam. Diğer bir örnek bakın. Türkiye'ye kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Yani soğuktur. Güneyden gelen rüzgarlarsa sıcaklığı arttırır. Yani sıcak. Peki neden güneyden gelen rüzgarlar sıcakta? Kuzeyden gelen rüzgarlar soğuk. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey mi? Japonya'da da kuzeyden gelenler soğuk mudur? Evet. Neden? Hocam kutuptan geliyor. Güneyden gelenler sıcak mıdır Japonya'da? Evet hocam ekvatordan doğru geliyor. Peki İspanya'ya bakalım. Hocam İspanya'da kuzeyden gelen soğuk mudur? Evet. Güneyden gelen sıcak mıdır? Evet. İşte bu o zaman paraleldeki herkes için aynıysa matematik konumun sonucu olmuş oluyor. Türkiye orta kuşakta yer alır. Bunu unutmuyorsun. Türkiye'nin orta kuşakta yer alması ne demek? Sürekli duyduğumuz bir kavram bu. Şu. Yengeç Dönencesini ve Oğlak Dönencesini çizdik az önce. Yengeç ve Oğlak Dönencesinin o arasına tropikal kuşak diyoruz. Kuzeyde ve güneyde 66. kutup dairelerimiz vardı biz. Kutup dairesinin üstüne kutup kuşağı diyoruz. İşte dönence ve kutup dairelerin arasında kalan bu bölgeye de biz orta kuşak diyoruz. Yani Türkiye orta kuşaktadır. Türkiye orta kuşakta olduğu için ılıman iklimleri yaşar. Ilıman iklimden kastımız şu bakın. Ekvator sıcak, sıcak iklimler. Kutuplar soğuk, soğuk iklimler. Ortada kalan biz ılıman, ne soğuk ne sıcak ılıman iklimleri yaşıyoruz işte ve bundan dolayı da Türkiye dört mevsimi yaşayabilir. Peki Türkiye dört mevsim yaşıyor? Türkiye'nin bulunduğu paraleldeki diğer ülkelerde yaşayabilir mi bunu? Japonya yaşayabilir mi? İspanya yaşayabilir mi? Yaşar hocam. Neden? Çünkü onlar da orta kuşakta hocam. Yani Türkiye'nin dört mevsim yaşaması bulunduğu paralellerle yani matematik konumuyla mı alakalı? Evet hocam. İşte bu. Matematik konumuzun sonucu. Ülkemizde güneyden kuzeye gidildikçe bazı şeyler değişir. Sorularda da bu çok çıkar. Bakın mantığını kavrayalım şimdi. Ülkemiz neredeydi? Kuzey yarım küredeyiz. Sıcaklık güneyde daha fazladır Türkiye'de. Kuzeyde daha azdır. Niye hoca? Bakın Akdeniz'de sıcaklık daha fazla. Neden? Çünkü Ekvator'a daha yakın. Ekvator'dan uzaklaşıyoruz biz kuzeye gidildikçe. O yüzden bizim güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklığımız düşmeye başlar. Bu neyin sonucudur? Bu Ekvator'dan uzaklaşmanın Kutuplara yakınlaşmanın yani paralel değiştirmenin bir sonucudur, değil mi? İşte biz buna matematik konumunun sonucudur diyoruz. Başka ne değişir hocam? Çizgisel hız değişir mesela. Çizgisel hız ekvatorda çok fazlaydı çünkü ekvator şişkindi, hızlı dönmesi gerekiyordu. Kutuplarda yavaştı. Akdeniz ekvatoru daha yakın olduğu için daha hızlı dönüyor. Karadeniz kutuplara daha yakın olduğu için daha yavaş dönüyor. Bu bulundukları paralelle mi alakalı? Evet hocam. Yani matematik konumun sonucudur. Paralel ve meridyenle alakalı ise matematik konum diyorsun hemen. Bir örnek daha verelim. Türkiye'de denizlerin tuzluluk oranı. Akdeniz daha tuzludur. Karadeniz daha az tuzludur. Tuzsuzdur demiyoruz bak. Daha az tuzludur. Neye göre değişiyor hocam bu? Bakın Akdeniz daha sıcak. Su buharlaşıyor gidiyor ve geride tuz kalıyor. Daha fazla tuz kalıyor. Buharlaşma miktarıyla alakalı bir şey. Yani sıcaklıkla alakalı yani bulunduğu paralelle alakalı bir şey. İşte Akdeniz'de daha tuzludur. Karadeniz'e gidildikçe tuzluluk düşer. Bu bulunduğu enlemle yani paralellerle alakalı. Yani matematik konumla alakalı bir şey. Türkiye'de meridyenler arasındaki mesafeye bakalım. Bakın meridyenlere. Meridyenler nasıldı? düz bir şekilde uzanamıyordu. Kutuplarda birleşecek şekilde uzanıyordu. Yani meridyenlerin arasındaki mesafe Ekvator'da fazlayken kutuplara doğru daralıyordu. Türkiye'ye bakın şimdi. En güneyindeki meridyenlerin arasındaki mesafe daha fazla. Kuzeye gidildikçe bu meridyenlerin arasındaki mesafe giderek ne yapıyor Türkiye'de? Daralıyor. İşte bu Türkiye'nin bulunduğu paralel ve meridyenlerle alakalı bir şey. Yani Matematik konumuyla alakalı bir şey. Türkiye'deki paralellerin boyları nasıl? Paralellerin boyları nasıldı? Ekvatorda çok genişti. Kutuplara gidildikçe bu paralellerin boyları kısalıyordu. Şimdi bunu Türkiye'de bakalım. Türkiye'de en büyük paralel en güneydeki paraleldir. Neden? Hocam çünkü ekvatora en yakın olan o. Ekvatordan çıkıldıkça küçülüyor. En küçük paralelse en kuzeydeki paraleldir kutuplara yaklaşmaya başlıyoruz. Yani paralellerin boyu kısalıyor. Yani ne öğrendik. Türkiye'de güneyden kuzeye gidildikçe paralellerin boyları kısalır. Türkiye'de güneyden kuzeye gidildikçe meridyenlerin arasındaki mesafe azalmaya başlar. Bakın bu maddeleri lütfen ezberlemeyin. Yazın. Tamam yazın bu maddeleri ama lütfen ezber yapmayın. Mantığını kavramaya çalışın. Türkiye'deki tarım ürünlerinin Olgunlaşma süresi diyor bize soruda genelde. Şimdi ben Türkiye'de Akdeniz'e bir buğday eksem, bir de götürsem bunu Karadeniz'e eksem. Hangisi daha çabuk olgunlaşır? Daha hızlı olgunlaşır. Hocam, Akdeniz'deki. Neden Akdeniz'deki? E hocam Ekvator'a daha yakın. Daha sıcak, daha çabuk sıcaklık biriktirip daha çabuk olgunlaşacak. Demek ki yine sıcaklıkla alakalı bu. Yani bulunduğu paralelle alakalı bir durum. Yani Matematik konumla alakalı bir durum. Bakın şu ana kadar Türkiye'nin matematik konumunun sonuçlarını öğrendik. Şunu da söyleyelim. önceki derslerde bunları öğrendik ama yine de şöyle bir tekrar edelim. Türkiye kaçıncı saat dilimindeydi? Türkiye üçüncü saat diliminde bulunuyordu. Peki Türkiye'nin bulunduğu saat dilimi, bulunduğu paralel ve meridyenlerle mi alakalı? Evet hocam. Matematik konumun sonucu. Türkiye'nin Doğusu ile batısı arasında kaç meridyen vardı? 19 meridyen. 19'u 4 dakika ile çarptığımızda 76 dakikalık bir zaman farkı yapıyor. İşte Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık bir zaman farkı var. Bu da Türkiye'nin matematik konumundan sonucu. Türkiye'nin güneyi ile kuzeyi arasında 36, 42. 6 paralel var. Hocam 6 paralel var. Her paralel arasında 111 kilometre vardı. 6 çarpı 111, 666 kilometre fark vardır Türkiye'nin güneyi ile kuzey arasında. Bu da neyin sonucu? Bulunduğu paralellerin sonucu. Yani matematik konumun mutlak konumun sonucu. Son olarak kalıcı kar sınırı Türkiye'de nasıldır? Nasıl değişir? Kalıcı kar sınırı ile alakalı çok güzel bir animasyonumuz var. Onu izleyip neresinde kalıcı kar sınırı yüksektir? Neresinde alçaktır? Bunu kendin mantıken buluyorsun. Videoyu izle, iyice öğren kalıcı kar sınırı çok önemlidir. Şimdi geliyoruz dersimizin ikinci kısmına. İkinci kısım Türkiye'nin özel konumu. Türkiye'nin özel konumunun diğer bir ismi de göreceli konum. Bakın özel konum diyor. Sadece bana özgü bir şey olacak. Diğer ismi de göreceli. Göreceli ne demek? Kişiden kişiye değişir. Ülkeden ülkeye değişir. İşte Türkiye'nin özel konumu dediğinde Türkiye'ye özgü şeyler olacak. Yani paraleller ve meridyenlerle alakalı bir şey olmayacak bu. Bakın şimdi Bunlar gitsin ve şöyle Türkiye'nin fiziki haritası gelsin. Türkiye dağlık, engebeli ve yüksek bir ülkedir. Değil mi? Sürekli bu kullanıyor. Türkiye'nin ortalama yükseltisi 1132 metre. Şu haritayı çok dikkatlice incelemenizi istiyorum. İyice bak. Türkiye'nin nasıl dağlık ve engebeli bir yer olduğunu şöyle zihninin içine kazı. Özellikle bu haritayı bakarken Türkiye'nin birçok yeri dağlık. Orta kısımda bakın İç Anadolu kısmında biraz düzlüklerimiz var. Güneydoğu Anadolu kısmında bir düzlüklerimiz var ve Trakya kesimiyle kıyı kesimlerinde düzlükler var. Bunun dışında Türkiye dağlık, engebeli ve yüksek bir ülkedir. Bunu unutmuyorsun. Peki Türkiye'nin dağlık, engebeli ve yüksek olması matematik konumla mı alakalı? Yani biz 26 45 36 42'de olduğumuz için mi böyle dağlık olmuşuz? Hayır. Ya da şöyle düşün. Hocam, dünya üzerinde 26 45'te olan İspanya da böyle dağlıktır. Amerika da böyle dağlıktır. Ya da Çin de böyle dağlıktır gibi bir yargı söyleyebilir miyiz? söyleyemeyiz. Bu dağlık engebelilik ve yükseklik bizim ülkemize özgü, bizim ülkemize has bir özellik. Yani özel bir şey bu. Özel konumun sonucudur Türkiye'nin dağlık ve engebeli olması. İşte Türkiye'nin dağlık ve engebeli olmasının sonuçları da Türkiye'nin özel konumunun sonuçları olmuş oluyor. Türkiye'de akarsuların akış hızı çok fazladır. E hocam dağlık ve engebeliyiz. O zaman buradan akacak olan akarsular da hızlı akacak. Türkiye'de akan akarsuların akış hızı fazladır. Aşındırma gücü de fazladır. E hocam dağlık ve engebeliyiz. Hızla akarsa hızla aşındırır. Hocam Türkiye'deki barajların hidroelektrik potansiyeli de yüksektir. Yani elektrik elde etme imkanımız yüksektir. Neden? Hocam dağlık, engebeli, derin vadilerin olduğu bir ülke... Bu yüzden elektrik üretimimiz de kolay. Bakın bunlar ülkeden ülkeye değişen şeyler. Şunu diyebilir miyiz biz? 36 42 paralellerindeki İspanya'da da akarsuların akış hızı fazladır. Amerika'da da akarsuların akış hızı fazladır. Hindistan'da da, Çin'de de, Japonya'da da fazladır gibi bir yargı kullanabilir misin? Kullanamazsın. Neden? Hocam nereden bileyim onlarda akış hızı var mı, engebeli mi, dağlık mı? İşte bu özel konumun sonucu olmuş oluyor. Adım adım nasıl yorumlayacağımızı yapıyorum. Türkiye dağlık, engebeli ve yüksek bir ülke olduğu için Sıcaklıklar kısa mesafede değişir. Bak bu yargıyı çok kullanıyor. Sıcaklıklar kısa mesafede değişir. Neden? Şöyle. Türkiye dümdüz bir ülke olsaydı o zaman sıcaklıklar kısa mesafede değişemezdi. Sıcaklık nasıl kısa mesafede değişir? Sıcaklık yükseğe çıkıldıkça 200 metrede bir derece azalıyor. E Türkiye dağlık ve engebeli olduğu için aniden yükseliyorsunuz hop sıcaklık düştü. Aniden alçalıyorsunuz arka tarafta sıcaklık artabiliyor. Ne yaptık? Türkiye'nin dağlık ve engebeli olması bizim sıcaklıklarımızın aniden değişmesine neden olabildi. Türkiye'de bitki çeşitliliği çok fazladır. Neden bitki çeşitliliği çok fazla? Hocam dağlık ve engebeliyiz. E bu dağın alt tarafı sıcak, orta kısmı daha farklı bir sıcaklıkta. Üst tarafı daha farklı bir sıcaklıkta. E her sıcaklıkta farklı bitkiler var. Arka tarafına geçiyorum. Arka tarafında da çeşitli çeşitli bambaşka bitkiler var. Bakın Türkiye'nin özel korumunun bir sonucu olarak Türkiye'de bitki çeşitliliği de çok fazla oluyor. Şunu diyebilir misin? Hocam Amerika'da da bitki çeşitliliği çok fazladır. İspanya'da da çok fazladır. Portekiz'de de. Bu paraleller arasında olan bütün ülkelerde bitki çeşitliliği fazladır. Yer kısmı kullanabilir misin? Kullanamazsın. İşte bu Türkiye'ye özgü bir özel. Yani Türkiye'nin yer şekilleriyle alakalı bir durum. Türkiye'de yükselti batıdan doğuya doğru artar. Türkiye'nin batısı daha alçaktır, doğusu daha yüksek. İşte bu sıcaklığı çok ciddi anlamda etkiliyor. Ve sizin de sorularda kafanızı en fazla karıştıran soru bu oluyor. Şimdi bakın, Türkiye'nin batısı daha sıcaktır. Doğuya gidildikçe sıcaklık düşer. Neden? Az önce gördük. Yükseğe çıkıldıkça 200 metrede 1 derece sıcaklığımız düşüyor. O zaman batıda sıcaklık daha fazla olur. Çünkü orası daha alçak. Doğuda sıcaklık düşecek. Çünkü orası yüksek. Sorularda size sorulan ve kafanızı karıştıran nokta şu. Türkiye'nin güneyinden kuzeyine gidildikçe sıcaklık azalır. Bu neyin sonucudur? Hocam bu güneyden kuzeye giderken ekvator'dan uzaklaşıyoruz, paralelleri değiştiriyoruz. Bu matematik konumu sonucu. Ama batıdan doğuya gelirken sıcaklığın azalmasının nedeni ekvatora yakınlaşmak ya da uzaklaşmak değil. Bu yükseltiyle alakalı bir şey. E yükseltiyle alakalı bir şeyse bu Türkiye'ye özgü bir şeydir. Yani özel konumun sonucudur unutmuyorsun. Şu da çok karıştırılan bir cümledir bak. Türkiye'de aynı anda dört mevsim yaşanır. E az önce hocam Türkiye'de dört mevsim yaşanır kelimesini matematik konuma koymuştunuz. Bak Türkiye'de dört mevsim niye yaşanıyordu? Türkiye orta kuşakta olduğu için. Bak bu cümle ne diyor? Türkiye'de aynı anda dört mevsim yaşanır diyor. Aynı anda yaşanır diyor. Aynı anda yani aynı anda yaşarken ben yaz yaşarken başka bir taraf kış yaşıyormuş. Bu nasıl olabilir? İşte bu yükseltiden kaynaklanıyor. Sen yaz yaşıyorsun deniz kenarında. Türkiye'nin başka bir yerinde mesela Ağrı Dağı'nın tepesi kış yaşayabiliyor. Yani bu engebeyle alakalı bir durum. Aynı anda dört mevsimin yaşanması engebeli dağlık olmakla alakalı bir durum. Ama Türkiye dört mevsim yaşar dediği zaman o matematik konumla alakalı. Şu cümleyi kullanırsa aynı anda dört mevsim yaşar. Ha hocam bir taraf alçak olduğu için yaz, diğer taraf yüksek olduğu için kış. Başka bir taraf ilkbahar aynı anda yaşıyor. Yani bu benim engebeli dağlık olmamla alakalı bir durum. Dümdüz bir ülke olsaydım Hollanda gibi. O zaman ben aynı anda dört mevsim yaşayamazdım çünkü sıcaklık değişmiyor. Türkiye'de makineli tarım zordur dedi bana. Düşünüyorsun şimdi. Neden hocam? Hocam engebeli dağlık bir ülkeydik. O zaman ben burada makineli tarımı kullanmam da zorlaşacak. Yani bu benim yüksek engebeli dağlık olmamla, yani benim bana özgü, bana özel bir durum bu. Yani özel konumumla alakalı bir şey. Şunu da unutmayın bakın. Türkiye'nin dağlarını engebeli ve dağlık bir şekilde görüyorsunuz değil mi? Türkiye'de kuzeydeki ve güneydeki dağlar denize paralel uzanır. Bak sürekli söylenen bir cümledir bu. Paralel uzanır kavramını anlamamız lazım. Ege'deki dağlar da kıyıya dik uzan. Bunu ezberlemene gerek yok. Nasıl anlayacaksın bunun mantığını? Deniz nasıl uzanıyor? Bakın Ege'de böyle uzanıyor. Ege'deki dağlar nasıl uzanmış denize bakın. Ege'deki dağlar da denize dik uzanmışlar. Şimdi kuzeydeki ve güneydeki dağlara bakın. Dağlarımız bakın denizin uzantısına bakın. Denizin uzantısıyla dağların uzantısı birbirine nasıl paralel. İşte bunu ezberleme. Nerede paralel uzanır? Nerede dik uzanır diye ezberleme. Bunu mantıken kavra. Sana sorulduğu zaman denizin uzantısını yap, dağların uzantısını çiz ve paralel mi? dik mi uzandığını kendin bul. Türkiye'deki dağların bu şekilde uzanması özel konumla alakalıdır. Paralellerle mi alakalı? Hayır. Ülkemiz Alp Himalaya dağ kuşağında bulunur. Alp Himalaya dağ kuşağını sen biliyorsun. Nereden biliyorsun? Hocam ben dünya haritalarını izledim çünkü. Ben sizi dinledim. Siz dediniz ki dünya haritalarını bilmeden coğrafya öğrenilmez. Bunlar birikimlidir. Neden dünya haritalarından başladım? İşte böyle geldiğimiz zaman konulara Aa ben onu bilmiyordum. Ben dağları bilmiyordum deme diye. Gidiyorsun. Dağları öğreniyorsun. Depremleri öğreniyorsun. Öyle geliyorsun. Yani dünya haritalarını öğrenmeden gelme. işleme dersi Bir anlamı yok. Mesela bak. Türkiye Alp Himalaya dağ kuşağında bulunur. Dağları izleyenler biliyor şu an. Türkiye Alp Himalaya dağ kuşağında bulunduğu için Türkiye genç oluşumlu. Türkiye genç oluşumlu olduğu için depremler çok fazladır. Sıcak sular çok fazladır Türkiye'de. Bunların hepsini biz dünya haritasında öğrendik. Türkiye depremlerin, sıcak suların çok fazla olması Türkiye'ye özgü bir şey. Bulunduğu paralelle mi alakalı? Cık, hayır, bulunduğu jeolojik araziyle alakalı bir durum. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bakın Kuzeyde Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz vardır. İşte bunlar Türkiye'yi çevreleyen denizler. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması bulunduğu paralelle mi alakalıdır? Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması bulunduğu paralelle ya da meridyenle alakalı değil. Türkiye'ye özgü bir şeydir. Şunu diyebilir miyiz? Hocam Türkiye'nin bulunduğu paralellerdeki bütün ülkelerde üç taraf denizlerle çevrilir. Tüm buradaki ülkelerde üç taraf denizlerle çevrilir yargısını kullanamayız. O zaman bu Türkiye'nin matematik konumuyla değil, özel konumuyla alakalı bir şey. Şimdi geldik son kısma ve en önemli kısımlardan bir tanesine. Jeopolitik kavramı nedir? Jeo politik diyor bakın. Jeo yer. Jeo yer. Jeo yer. Önceki derslerimizde öğrenmiştik bunu. Jeo politik. Politika. Siyaset. Yerin siyaseti. Nasıl hocam yani yerin siyaseti mi olur? Yerin size sağladığı siyasi güç. Yerin size diğer ülkelere göre sağladığı güç anlamına geliyor. Nasıl güç sağlıyor bizi hocam? köprü görevi gördüğümüzde bu ülkeler geçişlerde transit geçişlerinde veya diğer enerji taşımacılığında bizim ülkemizi kullanacaklar. İşte size bir güç sağlıyor. Türkiye'de Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın varlığı aynı zamanda bize jeopolitik olarak bir güç sağlıyor. Neden? Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler Rusya'da dahil buna. Bu boğazları kullanacak. Bu da bize bir güç kazandırmış oluyor. Elimizi sağlam tutuyor yani. Türkiye dünyadaki önemli enerji sahalarına komşudur. Bakın Irak'ta, İran'da, Suriye'de yine diğer tarafta Hazar Gölü ve çevresinde petrol ve doğalgaz rezervlerine komşuyuz. Bunların kullanıcısı kim? Avrupalı devletler. Satıcı burada, alıcı orada. Arada bunu taşıyacak olan, taşıyıcı görevini sağlayacak olan Türkiye. İşte bulunduğumuz özel konu bize jeopolitik olarak bir güç sağladı ki şu an yapılan anlaşmalarla ülkemizden bir sürü doğalgaz ve petrol boru hattı geçiyor. En son TANAP'la beraber Azerbaycan'ın Hazar bölgesindeki doğalgazın Avrupa'ya satışını gerçekleştirmeye başlayacağız. İşte bunların hepsi bize jeopolitik olarak bir güç sağlıyor. Evet bugün ne öğrendik? Matematik konumu öğrendik ve özel konumu öğrendik. Ne dedik? Paralel meridyenler enlemler ve boylamlar varsa bu matematik konumla alakalıdır. Eğer işin içinde paralel ve meridyenler enlem boylam değil de sadece o ülkeye özgü bir şeyse o zaman özel konumun sonucudur dedik. Genelde de bu yer şekilleriyle alakalı oluyor. Matematik ve özel konum birbirinden nasıl ayıracaktık? Şunu düşünecektik. Hocam Türkiye'nin bulunduğu paralellerdeki diğer ülkelerde de böyle mi yoksa diğer ülkelerde böyle değil mi diye bakacak. Evet önemli bir konuyu öğrendik. Çok soru geldi bir konudur. Evet ne diyoruz? Yunus Hoca ile bir defa öğren. Bir daha asla unutma. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.